Sevgili dostlar, bugün size harika bir taze fasulye yemeği yapacağım. Zeytinyağlı. Harika bir tarif olacak. Bakın böyle uzun uzun ortadan ikiye bölerek tavamızın içinde güzel yarım bardak zeytinyağımız, iki tane bakın yıkanmış, ayıklanmış soğanımız, iki tane de neyimiz var? Sarımsağımız var. Şimdi yaparken görüşürüz. Böyle yalnız bakın böyle uzun uzun ve böyle dileceğiz. Hem diyet yapmak için hem de harika bir yaz yemeği. Mükemmel olacak sevgili dostlar. Şimdi böyle yavaş yavaş güzelce fasulyelerimizin taze olmasına dikkat edelim. İyi bir fasulye nasıl olur anne? Nasıl anlayacağım? Aha, Alırken. böyle çıt kırıldığında ve Onun. İpliği de yoksa fasulye güzel demektir. Peki pazardan alırken ipliğine baktırmıyorlar ama. Baktırıyorlar. Nasıl baktırmıyorlar? Ha. Baktırmazlar mı? Herkes malına güveniyorsa baktırır, güvenmiyorsa baktırmaz. Biz Peki. de bakan yerden alırız. Tamam. Bu kadar basit. Taze fasulye çıtadak kırılır. Ve Çıtadan. mümkünse ipliğinin de olmaması tabii. Kek, ne derler? Çantada keklik. Hadi bakalım. Şimdi böyle güzelce ne yapıyoruz? Doğruyoruz. Soğanlarımızı alıp doğruyoruz. İşte sevgili dostlar, şöyle bakın yarım bardak zeytinyağımızı böyle koyuyorum. Yarım bardaktan da biraz çok koydum. Şimdi bunu ocağımızın üstüne koyuyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Akdeniz usulü. Evet. Örttük mü tamam. Ocağa koyup kapağını örteceğiz. Tamam, hadi Evet. bakalım. O pişerken biz soğanını doğrayalım. Tamam. Tahtamızı getir. Bakın böyle jülyen jülyen soğanlarımızı İnce uzun demek oluyor. doğruyoruz. Evet. Mümkün olduğu kadar ince ve uzun. Yani piyaz gibi. Kimi yerde piyaz, kimi yerde soğan salatası. Bakın sevgili dostlar harika pişiyor. Hiç su koymuyoruz. Kendi şeyinden biraz daha altını kısalım. Şimdi soğanlarını da ekleyelim. Tuzunu atmıyoruz. Tuzunu sonra atıyoruz. Niye? Daha güzel pişsin diye. Bir tane de biberimiz var sevgili dostlar. Bakın. Böyle çekirdeğini çıkarıyorum. Ve çok kolay hem de çok çabuk pişen harika bir mevsimsel yaz yemeğimiz. Genelde Akdeniz mutfağı. Evet. Bakın çok güzel oldu. Hani böyle çok şey pişmeyecek. Biraz diri olacak zaten. Şimdi tuzunu da ekleyeceğiz. Böyle tuzunu da ekledik. Tamam. Yeter. Sevgili dostlar, herkes tuzunu kendine göre eklesin.
ve pişmeye devam. Zaten bakın baya baya pişti. Biraz da böyle pişsin görelim. Bizim ev yoğurdumuz biraz cıvık oluyor. Şöyle biraz yoğurt alacağım. Onu güzelce hem sarımsaklı yiyeceğim. İşte hazır pişti. Şimdi birazcık da pul biberle kırmızı biberi attık mı yemeğimiz hazır. Hem yapması kolay sevgili dostlar. Hem de yemesi emin olun çok zevkli. Çok az pul biber atıyorum. Şöyle tatlı olmasın diye. Birazcık da şöyle kırmızı biber. Ya da bir tatlı kaşığından daha az. Sugar. Şeker attım. Şimdi böyle güzelce bir karıştıracağız. Bir iki dakika daha tutacağız ki içine sinsin baharatlarımız. Ondan sonra yiyeceklerimiz. Böyle azıcık bir sarımsak rendeliyorum şeyimize, yoğurdumuzun içine. Bir diş. Artık insanlar arkasına bak. İnsanların öyle bir psikolojisi bozulmuş ki. Yemek programında insanların psikolojisi bize ne yok? Ya çocuk ağladı ya, karşı komşunun çocuğu. Ha. Onun için dedim. Ben onu duymadım kız, sen nereden duydun? Bakın sevgili dostlar, harika oldu. Sence bu ne olacak? Bakın şöyle. Dostlar, üzerine şuradan tereyağımızdan şöyle bir parça, bu kadar yeter. Bunu eriteceğim ve getireceğim. Tamam, hadi bakalım. Ay pardon. Hemen geliyorum sevgili dostlar. Mutfakta bazen böyle kazalar. Sevgili dostlar, harika bir yemeğimiz oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.